Evet de bunlar da insan yani falan. Yani acıma tutar ya. Bırakalım gitsin yani. Yapmış o kadar iş ama. Hayır. Hafifletilmeyecek. Ve bekletilmeyecek. İzin de verilmeyecek. Adalet neyse o gerçekleşecek. Şimdi şöyle bir şey yok arkadaşlar. Geleceksiniz, suç işleyeceksiniz memlekette. Yolsuzluk, hırsızlık yapacaksınız. Adam öldüreceksiniz. Kana bulanacaksınız. Eliniz kana bulanacak. Sonra iktidarı devredeceksiniz ve ya nihayet insan değil miyiz yani? Ne alıp veremiyoruz ki? Barışalım. Olan oldu, geçmişte kaldı. Önümüzde yeni maçlara bakalım. Falan diyerek böyle işi hafifletmeye çalışanlara diyor ki Vela yuhaffefu anhum yunzarun. Hayır. Adaleti hafifletemezsiniz. Adaleti geciktiremezsiniz. Hesap sormayı bir başka zaman erteleyemezsiniz. Bu adaletin gücüne gider. Gayretullah'a dokunur. Herkes yaptığın hesabını verecek. Yani intikamdan bahsetmiyorum. Adaletten bahsediyorum. Suç işlenmişse bir zamanlar bu suçun üstü örtbas edilmiş olabilir. Kanun gücü, devlet gücü, hükümet gücü kullanarak işlenen suçlar cezasız, yargılamasız kalmış olabilir. Bunlar uzun yıllar böyle geçmiş olabilir. Ne kadar üzerinden zaman geçerse geçsin, nihayetinde adalet konuşmaya başladığı an hepsi tek tek çağrılır. Bu yeryüzünde adaletin gereğidir. Adalete iman etmenin gereği budur. Adaleti inkar etmek olur o zaman. Hani biraz evvel Allah'ın nimetini inkar etmek geçti ya. Aynen o şekilde bir de adaleti inkar etmek var. O nasıl oluyor? Adaleti inkar etmek, adaletin gecikmesini ertelemek, adalet gerçekleşeceği halde onu bir başka bahana bırakmak veya adaleti intikama dönüştürerek karşıdaki kişiden şahsi acı çıkmasını sağlamak, kendi nefsini tatmin etmek ama bu arada adaleti koyvermek. Ya adalet neye gerekiyorsa onu yapacaksın. Bu senin benim durduracağımız bir şey değil bu. Erteleyeceğimiz bir şey değil bu. Bir söz söyleme durumunda olduğumuz bir konu da değil. Adaletin tanrısı Cenab-ı Hak, adalet tanrısı demektir. Geciktirmeyin diyor, hafifletmeyin diyor. Mazeret de kabul etmeyin diyor. Adalet neyse zalimlerden hesabını sor diyor. Bakın zalim kelimesini kullan özellikle. Buraya geçince hemen şak diye zalim diye değiştirdi. Daha önce kafir falan dedi. Ama hesap sorma. Hesabı hafifletmeme gecikme olunca zalim. Ha, kafirin küfrünü erteleyebilirsin. Hoş bir şey de görebilirsin. Mağdur da görebilirsin falan. Ama zulmü maruz göremeyiz. Zulüm kul hakkı demektir. Kur'an'da zulüm kul hakkı demektir. Kul hakkı affedilemez, mağdur görülemez, geciktirilemez. Evet.